Turgay abi Fanatik Gazetesi'nin 10. sayfasını ekranlara getirelim. Ahmet Nurçebi'nin özel röportajı, Orhan Yıldırım'a çok özel açıklamaları var. Ahmet Nurçebi'nin. Dorukan'a git demiyoruz ama yıllık 1,5 milyon euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu ekonomik olarak imkansız açıklaması ön plana çıkmış Ahmet Nurçebi'nin. E, ile ilgili de sözleri var. Laiç ile konuştuk iyi olacağını söylüyor ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım teknik ekibin yetki alanında ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor. Kime gidiyormuş? Kime gidiyor? Yok mu devamı? Devamı bu cümle ön plana çıkmış. Bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor. Evet sonunda da bir ünlem var. Menajerine mi gidiyor acaba? Kara Kartal'ın bu sezonki etkisiz görüntüsü sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Adem Laiti Yeni Malatya karşılaşması öncesi sahada elini arkada şekilde ısınması sebebiyle taraftarın tepkisine çekmişti. Yıldız oyuncu bu tutumundan dolayı teknik ekipten uyarı geldiği ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın 29 yaşındaki futbolcuyu uyarmış ama Dorukana bir sistem var. Laiti ile ilgili bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor açıklaması var. Acaba gece hayatına mı vurgu yapılmak istendi? O da olabilir Turgay abi. Yani bu eğer ortada bırakmışlarsa doğru bir şey değil. Yani ne demek oyuncunun aldığı paralar? Ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor. Menajerler mi karıştırıyor? Diyor bakıyorum ben ona. Dorukhan için e, menajerler karıştırıyor açıklaması var. Bir de e, hemen alt tarafta. Douglas'la ilgili söylemiş olduğu cümleler var. Douglas'ın kontratı felaket diyor. Laiç, rica etsem o bölümü sen okur musun Turgay abi Douglas'ın sözleşmesiyle evet. ilgili? Adem işte konuştuk. Evet. Pozitif bir şekilde olacağını söylüyor. Ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım teknik ekibin yetki alanında. Ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor. Kadro dışı bırakılan oyunculara gelince, gene orada kesmiş lafı. Evet. Gelince Lens kariyerli biri belki düzelirdi her türlü şans verildi. Douglas'a 3 senelik sözleşme yapma mantığı felaket. Karius o kadar para kazandı. Şimdi nerede? Geçmiş dönem transferleri belimizi en çok büken konuların başında geliyor. Yani bu oyuncunun paraları kendine gitmiyor olay. Buradaki tane la şey ile ilgili. ilgili söylemiş olduğu paralar kendisine gitmiyor açıklaması. Ee, la neyi kastetti sence? İki şey aklıma geliyor dedin. O iki Aklına gelen şey ne? Çünkü bugünün bence en, to, en çok tartışılacak konularından biri bu. Birincisi burada eleştirimi ben şimdi fanatiği de eleştirirken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Niye? Ben bir fotomaç mensubuyum. Tabii. 20 yıldır. Dolayısıyla hani ya kendi gazetenin yöneticisi değil. Ben burada onu yapmıyorum. Fotomaç bazen iyi sayfa yapıyorum ki fotomaçın bugün sayfası bazen fanatik ama fanatik de diyeleşeceğim bir şey var şimdi. Arkadaşlar burada ben göstereyim son sayfası fanatiğin. Sen de varsa göstersinler. Hı hı. Burada bir röportaj yapılmış. Beşiktaş kulübünün başkanlığı yapılmış. Evet. Özel röportaj. Özel. Yani fanatiğe özel. Bak dikkatini çekiyorum. Fanatiğe özel. Neden manşette değil diyeceksin? Nerede abi? Nerede? Enteresan. Bak böyle gazetecilik olmaz. Özel röportaj en değerli şeydir. Özel haber özel röportaj. Sana özel. Başka kimsede yok. Arka sayfana saklamışsın kimse görmesin diye. Ne var burada? Yine avcı yeniden Şampiyonluk için çalışıyoruz. Şey çok dersen. çok önemli ya. Yani. Şampiyonluk çalışıyormuş. Ya burada senin özel röportajın o fanati Ahmet Nurçe bir fanatiye konuştu. Ahmet Nurçe fanatiye konuştu. Orhan Yıldırım bilmem ne la falan şuradan aşağı verirsin ya. Kusura bakmayın beyler. Ee, Yalçın da döneminde yanımızda çalıştı. Bizi bilir. Dolayısıyla gazetecilikte bu tür hatalara tahammül edemiyorum. Turgay abi peki şunu soracağım. Şimdi bu kontratlar nasıl yapılmış diyor Ahmet Nurçevi. Şöyle başlıyor. Enkudu'nun bon servisinin yarısı 4,5 milyon euroya alınmış. Ee, diğer kulübü bugün satıyoruz derse diğer yarısını alma mecburiyetimiz var. Bu kontratlar nasıl yapılmış inanılır gibi değil diyor. Şimdi ben Beşiktaş kulübü başkanından. Sen o röportajda şimdi ana başlıkların hepsini oku. Bana evet. şikayet dışında bir şey söyle. Şikayet dışında bir şey söyle. Bak ben sana şöyle özetleyeyim. Bir. Enkodunun kontratı nasıl yapılmış yani içeri. Douglas'ı nasıl 3 yıllık imza attırmışlar. Adem'le içe verilen para bir yere gitmiyor. Bankalar birine yapılan anlaşma doğru değil. Guti bizi icraya verdi. Guti bizi icraya verdi. Başka? Dorukan. Çok para istiyor. Ya sonra ben eleştirince kızıyorlar. Beşiktaş bir şey sorabilir miyim ama? Şikayet dilekçesi veriyor arzu halci olmuş ya böyle olmaz ya. Peki şöyle bir şey sorayım hemen sana. Ee, şu an gündemde en çok konuşulan konular değil mi Ahmet Nur cevap verdiği konular? Ya oranın niye Neden cevap vermesin? Niye sorduğunu ben niye sorduğuna cevap verme Diyorum ki başkan buna çıktığı zaman çıktığı zaman Beşiktaş'ın yeniden yapılanmasını da anlatır. Tamam bunlar yapılmış. Bu hataları da sen yapmadın. Eyvallah yüzde yüz haklısın. Onun dışında şimdi ne yapıyorsun? Devre arasında oyuncu alacak mısın? Bu takımın şu andaki forvetleri yetersiz bunu herkes görüyor. Alacak mısın? Sergen Hoca ile devam edecek misin? Hoca yani ile geri... bir sorunumuz yok demiş. Onunla ya. ilgili açıklaması var. Mevcut yönetimimizle yola devam edeceğiz. El ele güçlü bir üç birliği içinde çalışıyoruz. Hocamız Sergen Yalçın'la bir sıkıntımız yok. Yok. Hepimiz Beşiktaş'ın menfaatleri için aynı çatı altındayız ifadelerini kullanmış. Sergen Hoca ile bir sorunu yok. Ya, Açıklamış onu. Dediğim şu. Bu kadar şikayet artık insanları da yoruyor. Gerçekten hali ortada. Adı hıdır, hali budur. Bütün bu kontratlarda da bilmiyorum hangisi şimdi ne zaman yapıldı. Hı hı. Başkanın payı vardır, yoktur. Sıfır pay diyelim. Hepsi geçen sene yapılmış olsun. Yani başkanın evet. olmadığı 6 aylık dönemde yapmış olsun. Öyledir de büyük ihtimalle. Tamam. Şu anda bunu ne yapabiliriz abi? Turgay abi onunla ilgili de çalışıyorlardır yani hayır, hayır. çalıştıklarını da görüyoruz zaten görmüyor Bak, muyuz? Yapamayacağın şeylerin, yapabileceğin şeyleri yapmanı engellemesine izin verme. Bunlarda bir şey yapamıyorsun. Üç yıllık Douglas bekliyor, Lens bekliyor, işte ee, şey dört buçuk milyon euroya yarısı alınmış Enku'du. Bunlarda bir şey yapamıyorsun. Tamam? Ben diyorum ki. Çok basit bir şey söylüyorum bak. Hani bu tür eleştiri bile tahammül ediyor. Çok basit bir şey söylüyorum. Ya sen Abu Bakar'ı maçına yetiştirsen Beşiktaş belki ortalığı geçerdi. Çok basit bir şey. Bir ay önce alsan Abu Bakar'ı. Daha iyisini almaya çalıştılar orada. Belki Pavok'u geçerdin. Belki sonraki turu Belki ülkeye de puan kazandırdın. Belki Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne iki doğru golcüyle katılabilirdi benim anlatmak istediğim şu. Şikayetini et, manzarayı ortaya koy biz bunu teslim hı hı. aldık de. Buna hiçbir lafım yok. Bu da hakkındır. Ya bir yandan da artık bu camiaya biraz gelecekle ilgili ne yapıyorsunuz söyleyin. Bir umut verin. Galatasaray mesela ne yapıyor? Diyor ki on yakuruyu alacağım diyor. İşte seri almaya çalışıyorum diyor. Anlatıyor. Belanda'yı göndereceğim bilmem ne. Şimdi Beşiktaş Başkanı'nın lensi satabilmek gibi bir haberi yok orada. Enkoduyu satabilmek diye bir haberi de yok. Dalgası gönderebilmek gibi de bir haberi yok. Sayıyorum yani hiç şikayet var. Diyorum ki böyle olmaz. Burası Beşiktaş kulübü. Beşiktaş kulübü geleceğini de planlar. Lensi satmak için oynatması gerekiyor. Oynatmak istediğinde de maç sonrasında yapılan yorumlarda bu lensi ben kapıdan içeri sokmam yorumlarını da yorumcular yapıyor. Şimdi yani. Sana bugün bir isim takabilir miyim? Hayır. Ceyda dönmez baloğlu çebi. <laughs> Hiç önemli. değil. Her şeyini savunuyorsun ya. Savunmuyorum Turgay abi. Ya savunuyorsun savunuyorsun. Savun tamam bir şey değil. Öyle deniyorum. bir noktadan sonra eğer bir yönetici geldiyse ve bu olaylar varsa bunu Beşiktaş taraftarı da biliyorsa söylenecektir tabii ki. E, lens diyorsun lens satmak için oynatmak gerekir. Lensin oynamaya niyeti var mı? Var mı? Sen söyle bana. Ya Sen yoksa, Sen yok dedin. Yok diyorum. Yok zaten. Daha lens besyasyon günlerinde bile olmaması lazım. Satabiliyorsan sat. Verebiliyorsan uygun fiyata bir şekilde ver. Abdullah Avcı aynı şekilde. Ya bana bir tane çözüm söylesene. Lens, Douglas, Enkudu, Abdullah Avcı konularında yönetimden duydum bir çözüm söyle bana. De ki şunu duydum, okudum. Ben bundan rahatsızım. Yoksa sırtlarındaki yük ağır ben de biliyorum. Çok ağır bence. Ahmet Nurşe bir büyük çaba gösteriyor. Ekibi belki yetersiz kalıyor. Hepsine hem fikirim hiçbir şeyim yok. Ben diyorum ki ya başkan lafa vergi almıyorlar. Hiç size böyle konuşma fırsatı çıkmış. Bir özel röportaj yapıyorsun. Bari orada hani Beşiktaş'la ilgili gelecekle ilgili planlarını söyle. De ki benim amacım bunlardan yılmamak. Ben öyle konuşurdum. Ben derdim ki. Daha önceki röportajlarda ben derdim bak sorunlar bunlar, Beşiktaş bunlar, bunlar. yaptığı açıklamalarda bunlara yer veriyor ama bugün bunları söylememiş. Dedim ben ki, daha bak, önce ben, hatırlıyorum. bak şunlar şunlar sorunlar. Ben bu sorunların hepsini çözeceğim kardeş. Beşiktaş büyük kulüptür. Doğru kanada makul şartlarda önerimi yapacağım. ister kalır ister gider. Git demiyorum, kaldı da demem.